1,5 milyon kişi ana yurtlarından sürgün edildi. Resmi olmayan rakamlara göre 400 bin ile 500 bin kişi yaşamanı yitirdi. Çerkesler soykırımın 155. yılında yaşamanı yitirenleri anıyor. Çerkesler 21 Mayıs'ın Çerkes soykırımı ve sürgünü olarak tanınmasını istiyor. Rusya'dan da resmi özür bekliyorlar. Dünya genelinde Çerkes soykırımını tanıyan tek ülke ise Gürcistan. Türkiye'de 21 Mayıs yaz günü olarak anılıyor. Türkiye'de Çerkes dernekleri Türkiye'nin soykırımı kabul etmemesini eleştiriyor. Halkların Demokratik Kongresi Halklar ve İnançlar Komisyonu soykırımın yıl dönümünde Çerkeslere sürgün ulus statüsü verilmesi çağrısı yaptı. Hem Rusya Federasyonu hem de yaşadıkları ülke vatandaşlığı hakkı verilmesini istedi. Çerkes halkının tarihsel vatanlarına dönebilme garantisinin verilmesi talebinde bulundu. Bugün Çerkes halkı saflarına hala geri dönüş HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, beyaz tülbentli annelerle birlikte basın açıklaması yaptı. Rusya'nın Çerkez soykırımını kabul etmesini istedi. 21 Mayıs 1864'te dönemin Çarlık Rusyası, Kafkasları ele geçirmek için saldırı başlattı. Çerkesler ve Çeçenler ise saldırıları direnişle karşıladı.